Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyeti.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılığı akıl reddeder mi? Bir defa şunu ifade edelim. Dinimizin bizi yasakladığı her şeyi akıl reddeder, vicdan kabul etmez. Dinimizin bize emrettiği her şeyi de akıl, aklen anlar, fark eder ve vicdan da bunu benimser. Şimdi Cenab-ı Hak bütün insanları bir baba ve bir anadan yaratmıştır. Yani bütün insanlığın aslı tektir, birdir. İnsaniyet itibariyle birbirinden farklı değildir. Zira hepsi yaratılış itibarıyla aynı özelliklere sahiptir. Mesela dış ve iç, bedeni ve ruhi duygularda ortak oldukları gibi, Yeme, içme, oturup kalkma, sevip üzülmede de aynı hislere ve duygulara sahiptirler. E şu halde bir kavim, bir kavme, bir aşiret diğer bir aşirete karşı üstünlük iddiasında bulunamaz. Buna hakkı yoktur. Çünkü malumdur ki maddeleri bir olan iki eserden hangisinin ustası diğerinden daha mahir ise yahut hangisinde sanat estetiği daha üstün ise o eserin diğerinden daha üstün olduğu kabul edilebilir bir parça. Maharet ve sanat üstünlüğünden dolayı insanlar için böyle bir ölçünün söz konusu olması mümkün değil. Neden? Çünkü insan Allah Azimişşan'ın yaratmıştır ve insan Allah'ın sanatıdır. Hepsi de Allah'ın kulları, hepsi de Adem'in çocuklarıdır. Vücutları aynı elementlerden dokunmuştur. Aynı dünya beşiğinde büyümüş, aynı havayı teneffüs etmişler. Aynı sofradan beslenmişler, aynı güneşten ziyalanmışlar. E o halde ırk noktasından bir kavmin diğer bir kavme, bir ırkın diğer bir ırka üstünlüğü iddia edilemez, aklen muhaldir. İnsan arasında farklılık ancak ilim ve marifet, itikat ve inanç, fazilet ve takva, ahlak ve terbiye gibi ulvi duygular ve meziyetler noktasında olabilir. Bu asli faziyetler, huylar ve özellikler ise soya, sopa bağlı değildir. Onlara bina edilemez. Bu bakımdan bu ulvi hakikatlerden hissesi olmayan herhangi bir ferdin baba, dede ve ecdadının faziletiyle iftihar etmeye hakkı yoktur. Çünkü o faziletlerden kendisi mahrum olup bütün güzellikler o fazilet sahip olan ecdadına, dedelerine aittir. Eğer kendisi cahilse ve ahlaktan mahrum ise ecdadının ilmi, irfanı ve ahlakı ona bir şan, bir şeref veremez. Nitekim kendisi çok fakir ve yoksul olan bir adamın dedesinin geçmişteki zenginliğiyle ihtiyaçlarını gideremediği ve zengin olamadığı gibi elbette dedelerinin fazileti bu insan kendinde yoksa o faziletler buna intikal etmez. Öte yandan insanların gerek yaratılmaları, gerekse şu veya bu kabileye mensup olmaları, kendi iradeleri, kendi çalışmaları ve kendi tercihleriyle değil, tamamen Allah-u Azimüşşan'ın yaratması ve iradesiyle söz konusudur. Bir insanın kendi ilminin, maharetinin, çalışmasının, sanatının, kabiliyetinin neticesi olmayan bir şeyle hiçbir surette iftihar etmeye, övülmeye hakkı yoktur ve olamaz. Mesela, Farz edelim ki eğer şu veya bu kabiliye mensup olmak bir şeref, bir fazilet olsa bile o zaman övünmek ve gurur yerine o Allah'ın ihsanına karşı sadece Allah'a şükür ve hamd etmek gerekir. Borcu budur yani. Diğer taraftan soy sop üstünlüğü olsa olsa ancak bitkiler ve hayvanlar aleminde geçerli olabilir. Mesela hurma türü birbirinden farklı birçok çeşidi ihtifa ederken Koyun türü de Merinos, karaman vesaire gibi çeşitli ırklara ayrılır. Bu ırklardan birinin diğerinin olan üstünlüğünden bahsedilebilir. Hayvanlar aleminde her bir tür kendi soy ve karakterini muhafaza etmekte. Mesela kargadan bülbül, bülbülden karga meydana gelmemektedir. Ancak insan aleminde kargadan bülbül, bülbülden karga Hatta arıdan zehir, zehirden arı gibi fertler gelmiş ve gelmektedir. Bunun misalleri pek çoktur. Azer gibi putperest bir babadan, Hz. İbrahim gibi ullazım bir peygamberin gelmesi, hem Hz. Nuh gibi bir peygamberden bir düşünün, iman etmeyen bir evladın gelmesi bu hakikati açık bir şekilde gösterir. Demek ki iman ve küfür, İtaat ve isyan, salahat ve fısk irsi değildir. Nitekim Hz. Adem'in bir oğlu itaatkar iken diğer oğlu isyankar olabilmiş. Eğer irsiyet, soy, sop esas olsaydı Hz. Adem'in her iki evladının da salih olması gerekmez miydi? Zira babaları peygamberdi. Ayrıca bir ırka, bir kavme mensup bütün fertlerin de aynı karakterde olmaları gerekirdi. Halbuki her kavim içinde hem mümin hem kafir, hem salih hem fasık, hem sayit hem şakî çıkması gösteriyor ki üstün ırk düşüncesi batıldır, akla mantığa aykırıdır. O halde akıl ve akıllı insan ırkçılığı kabul etmez ve edemez.